Aşk sahneleri filmlerde karşılaşılan yeni bir şey değil. Green'in 50 tonu serisi bile artık sınırları zorluyormuş gibi hissettirmiyor. Fakat eğer farklı yollardan birbirine bağlanan karakterlerin nadiren incelendiği bir alan varsa, o da animasyondur. Yıllar geçtikçe karakterlerinizi birleştirmek için bir avuç animasyon filmi oldu. Size biraz ten gösterip Disney klasikleri de dahil çizgi filmlere bakışınızı değiştiriyoruz. Bunu gerçekten yerine getiren karakterlerin olduğu çizgi filmlere bakalım. 1. Simpsonlar filmi. Aşk hayatınızı biraz renklendirmek için Alaska'ya gitmek gibisi yoktur. Ne yazık ki Homer ve Marge için Alaska kabininde yalnız kalma süresi sadece dikkat dağıtıcıydı. Çünkü tüm ailelerinin çok fazla domuz pisliği ürettikleri ve tüm kasabayı karantina altına aldırdıkları için Springfield'den sürülmüş olmaları gerçeği vardı. Bu Simpsons filmini harekete geçiren olaydır ve yepyeni bir maceraya yol açar. Kül Kedisi ve Pamuk Prenses de Yedi Cüceler gibi Disney filmlerinden esinlenilmiştir. Homer'ın karısını baştan çıkarmak için yaptığı hamleler kabine giren hayvanların hareketleriyle başlar. Romantik bir hava içerisinde bu hayvanlar çifti soyar ve onları kabindeki uzun geceler için hazırlarlar. Homer'ın tişörtüyle edilen uzun mücadeleden sonra Marge ona yatakta katılır ve hayvanlar da kalıp izlemeye karar verir. Çizgi filmdeki aşk sahneleri arasında görünüşte yaygın bir tema ve hepsinin en önemlisi küçük Bambi'nin gözleri fal taşı gibi açıktır. Babası gibi görünen bir geyik en son onun gözlerini kapatıyor. 2. Amerikan Gücü, Dünya Polisi. South Park'taki şeytanla Saddam Hüseyin arasındaki daha uzun ve kesilmemiş aşk sahnelerinin listemizdeki bariz seçenek olacağını düşünürdünüz. Fakat Trey Parker ve Matt Stone'un Amerikan Gücü Dünya Polisi filmi işleri büyük oranda kızıştırdı. Aslında aşk sahnesi özellikleriyle Amerikan Sinema Filmleri Derneği tarafından 17 yaş üstü olarak değerlendirilen bir kukla filmi ve içeriğinin birkaç kez kesilmesi gerekiyordu. Olay yerindeki kurgu bile kuklalardan bahsediyordu. Yine de kurgu Gary'nin Liza'ya asla ölmeyeceği sözünü verirken paylaştıkları romantik sahneyi içeriyor. Bu kuklalar hiç duymadığımız pozisyonları deniyor ve karakterlerin ayaklarına yakın çekimler yapılıyor. Ve en çılgıncası sizi asla tekrar Barbie bebeklerin hikayesine geri götürmeyeceğiz. Aslında sahne o kadar etkileyici ki biz sadece filmin diğer bölümlerinden rastgele klikler gösteriyoruz. Margot Robbie'nin Barbie filminin buna benzer bir deliliği olmayacağını hayal ediyoruz ve her ne kadar film izleyicileri büyük ekranda kukla sevişmesi izliyor olsalar da ev versiyonunda çok sayıda sansürsüz sahne mevcut ve bazı DVD'lerin satılmasına yardımcı olmak için kukla yatak odası eylemleri gibi çok daha fazlasını içeriyordu. 3. Yalan Dünya. Canlı aksiyon filmlerini animasyon dünyasıyla harmanlamaya olan büyük eğilimi hatırlayın. Masum Sanık Roger Rabbit filmi dönüm noktası olmuştur ve muhtemelen orada bitmeliydi. Fakat ne yazık ki diğer yapım şirketleri de Roger'ın başarısından beslenmeye çalıştı ve bir Brad Pitt filmi olan Yalan Dünya 1992 yılında vizyona girdi. Açıkça Masum Sanık Roger Rabbit'in yetişkin versiyonunda Kim Basinger tarafından seslendirilen ve canlandırılan başrol olan Hollywood Jessica Rabbit'in Disney Junior'a ait bir şeymiş gibi hissetmesini sağlıyor. Hollywood yalan dünyanın en büyük kuralını yıkıp insan olmak istiyor. Hollywood 13 yaş sınırlarını zorluyor. Yalan dünyayı yaşama taşımaya çalışan karikatürist Jack D.B. baştan çıkarma sahnesi gibi. Bu sahnede Hollywood şovunu sergilerken ses efektleri için kulaklarınızı takmak isteyebilirsiniz. Ve yine burada bütün olan biteni izlemek isteyen bir grup çizgi film karakteriyle karşılaşıyoruz. Ve hatta ardından sigara içtiklerini görüyoruz. Bu karakterlerin kendi temiz dünyalarıyla alıp veremedikleri şey nedir acaba? Ve sadece renk katmak için bir şeylere tanık olmaları. 4. Robin Hood. Disney'in Robin Hood'u orijinal hikayesine oldukça saygısızlık etti. İnsan karakterleri hayvan gruplarıyla değiştirmek en bariz olanlardan biri. Robin Hood ve Maid Marian, 1973 yılı çizgi filminin cesur tilkileri. Çift çok çabuk yakınlaşıyor ve hatta kendi romantik müzikallerini bile yapıyorlar. Romantik görüntüler Disney için yeni sayılmaz. Ariel ve Eric'in romantik bot gezintisini ya da Güzel ve Çirkin'in romantik dansını unutamayız. Ama Robin Hood'un görüntülerinde çok ince anlar var. Yani el ele tutuşmaktan çok daha ötesi. İlk olarak arkada çalan müzik, bunun eşliğinde çocuklarınızla birlikte aile yolculuğuna çıkmak istemeyeceğiniz bir şarkı. Ana hatlardan biri şarkıda içinde büyüyüşünden bahsediyor olması. Tilki çiftimizi birkaç dakika boyunca görüşümüzün engelleneceği bir şelalenin arkasına geçerken görüyoruz. Disney bir devam filmi yapsaydı muhtemelen etrafta dolaşan yeni bebek tilkiler görmüş olurduk. 5. Tilki ve Avcı Köpeği. Bir tilki çiftinden başka bir tilki çiftine gidiyoruz. Bu sefer tilkiler daha doğal bir ortamda olsa da yine de arka planda bir şarkı var. Fakat Dot ve Vixie ormanda tanışıyorlar ve çok çabuk kaynaşıyorlar. Vixie isminden bahsedince tam bir dişi tilki ismi.
birbirleriyle tanışmalarından kısa bir süre sonra çok yakınlaşırlar ve bir sonraki adıma geçmeye hazırdırlar. Bu baykuş baştan çıkarıcı bir şarkıyı nasıl söyleyeceğini çok iyi biliyor. Todd çok çabuk bir şekilde romantizme doğru geçiyor, çiçekleri Vixie'ye sunarak ilk belirgin hareketini yapıyor. İşler iyice ısınmadan tüm olup biteni yukarıdan izleyen birkaç kuşu görüyoruz. Todd ve Vixie arasındaki bağla film bitişinde kapanırken karanlık silüetleri birbirine sokulmaya devam ediyor. 6. 101 Dalmaçyalı. Bir Disney klasiğinin işlerin biraz temizlemesine yardımcı olma zamanı geldi. 101 Dalmaçyalı'nın klasik hikayesi. Pongo ve Perdita sanki cennette yapılan bir Dalmaçyalı eşleşmesi gibi. Onlar parkta tanışıyor ve bir gün sahipleri de birbirleriyle evleniyor. Perdita o sırada zaten hamiledir. Bu kuşlar ne kadar hızlı böyle. Seslendirmede Pongo yalnızca 6 aydır birlikte olduklarını söylüyor. Pongo'nun yüzündeki ifadesi Perdita ona işini iyi yapan köpeği olduğunu söylediğinde açıkça görülüyor. Ekranda bir sürü sevgi dolu bakışma sahnesi var. Ama Disney 60'lı yıllarda çok fazla açıklama yapmadan işleri oldukça temiz tuttu ve bu ikisi birbirlerine çok bağlı gibi görünüyor. Perdita'nın 101 yavrusu var. Bekle bir saniye, onların hepsi onun değil. Cruella de Vil diğer tüm Dalmaçyalıları nasıl bulur? Kimin umrunda? Hala Perdita 101 yavrunun doğumunu yapmamış olabilir. Filmin sonuna kadar yavruların tamamını geri aldıktan sonra hala oldukça etkileyici bir rakam. Yakın gelecekte daha fazla yalnız kalmayacaklarını hayal ediyoruz. 7. Shrek 2. Shrek 2, Shrek ve Fiona evlendikten sonraki bir balayı sahnesiyle başlar ve evlilik mutluluğunu kutlamaya hazırdırlar. Açılış sahnesi yüzünden birçok ebeveyn muhtemelen hala patlamış mısır sırasında bulunmalarını diliyor olmalı. Yeşil tenli çifti otel odasında beraber banyo yaparken ve kumsalda birlikte yuvarlanırken görüyoruz. Bu ikisi ellerini birbirlerinden çekebilecek gibi görünmüyor. Bu film açıkça devam eden bir sürü dev aşkı sahnesi olduğunu ima ediyor. Balayı suite tek başına en büyük hediye oldu. Sevişme maceralarını daha fazla ispatlamak için 3. Shrek'in ilk sahnelerine bakmanız yeterli. Fiona hamile olduğunu ve filmin sonunda bebek devlerle buluşacağımızı açıklar. Ve eğer bu yeşil devlerin sahildeki sevişmesinin çocukların eğlencesini çok zorladığını düşünüyorsanız, bir de Shrek 2 filminin sonunda ortaya çıkardığımız sürprizimizi hayal edin. Taht oyunlarından bir bölüm gibi hissettiriyor. Dişi ejderha eşeğe çocuk sahibi olduklarını gösterir. Peki Shrek 2'nin bu şok edici sonu fiziksel olarak nasıl mümkün olabilir? 8. Aslan Kral. Çocukluk arkadaşınla bir araya gelmek gibisi yok. Şimdi yaramazlık zamanınıza döndünüz, şehvetin çok güçlü olduğu saf, romantik duygulara ulaştınız ve kendinizi aslan gibi hissediyorsunuz. Bu iki aslanın gerçek anlamda fiziksel güreşi gibi başlayan hareketleri bir anda romantizme dönüştü. Nala tüm zamanların en çekici ifadesini yerleştiriyor yüzüne. Wow, hadi tekrar bakalım. Artık Simba onun daha fazla naz yapmadığını biliyordu. Her şeyden önce çift aynı hisleri paylaşıyordu ve Elton John'un şarkılarını söyleyerek onlara serenat yapan orman hayvanları, Timon ve Pumba ile aynı çimenlerde yuvarlanıyorlar. Ve animasyoncular için bir şok daha. Timon ve Pumba sadece şarkı söylemiyorlar. Ürkütücü bir şekilde uzaktan onları izliyorlar. Ve Simba'nın hayallerindeki kız için arkadaşlarını bıraktığını haykırıyorlar. Eğer bir şeylerin nasıl iyi gittiğini merak ediyorsanız, Aslan Kral 2 Simba'nın gururu, küçük yağmur ormanı buluşmalarında gerçekleşmemiş olsaydı hiçbir şey olmazdı. 9. Sausage Party. Eğer bir hot dog vakasının tam olarak nasıl olacağını merak ediyorsanız, o zaman Sausage Party'de sizin için cevap var. Birçok film bir kenara ayrıldığında Sausage Party öne çıkar ve diğerlerini Kristen Wiig'in perukları altında birleştiriyor. Eğlenceli görünüyor fakat bu Disney filmi değil. Bu Seth Rogen komedi filmi yiyeceklere bakış açısını değiştirir. Sonsuza dek animasyonun sınırlarını zorlayan bir aşk sahnesinde sosisli sandviç ve çörek arasındaki tutkulu aşk harekete geçmek için herkese ilham veriyor. Diğer karakterler izlemiyor ama olayın içindeler. Bir taco, bir kek ve asla beklemeyeceğiniz birçok parça yiyecek var. Bir kez daha filmden bazı görüntüler ama tüm yiyecekleri görebilmek için filmi kendiniz izlemek zorundasınız. Bu çılgın sahne oldukça çekici ama en şok edici sahne bile değil. Umarız bu genellikle alışveriş yaptığımız market değildir. Sizce bir sürü animasyon eylemi olan Sausage Party'nin en çılgın sahnesi hangisiydi? Disney'in Aslan Kralı limitleri çok mu zorlamıştı? Çocuklarınız size bu sahneleri sordu mu? Lütfen bize yorumlarda bildirin. İzlediğiniz için teşekkürler.